teke tek dövüşlerde asla kaybetmediği söylenen Shen Zhao, hayatının büyük kısmını zorluklara göğüs gererek geçirdi. Hatırlayabildiği ilk anıları, İonya'nın Raikon kıyılarında yelken açan bir balıkçı teknesi olan Visero ile ilgiliydi. O zamanlar bu teknede çalışırdı. Çalışkan bir miçoydu ve büyüklerinin bir dediğini iki etmezdi. Pis güverteyi temizlemekten düğüm olmuş ağları çözmeye kadar her işi yapardı. Her günü huzurlu geçerdi. Ancak bir gün fark etmeden yabancı sulara fazla açıldıklarında her şey değişti. Bir çift Noxus gemisi küçük tekneyi yakaladı. Komutan gemiye binerken Noxus İmparatorluğu'nun zaferini ve Visero ile tüm tayfasının artık kendi malı olduğunu ilan etti. Mürettebat çoğunlukla askerlik yapmaya uygun olmayan yaşı geçkin balıkçılardan oluşuyordu ama yine de Noxus topraklarına götürüleceklerdi. Shen Zhao, açık denizdeki zorlu yolculuğu bir şekilde atlattıktan sonra kendini yeni ve tuhaf bir yerde buluverdi. Bu memleketin suyu alışık olduğu gibi albenili akmıyordu. Ağaçlarından büyü hissedilmiyordu. Sokaklarında daha önce hiç görmediği kadar gösterişli geçitler ve güçlendirilmiş taş surlar sıralanmıştı. İnsanlar küçücük alanlara öyle sıkışmıştı ki iğne atılsa yere düşmezdi. Buranın Noxus'un başkenti olduğunu ve Darkwill isimli bir adamın uçsuz bucaksız imparatorluğu buradan yönettiğini öğrendi. Visero'nun mürettebatından ayrı düşen ve eve dönme umudu kalmayan Shen Zhao, onu esir olarak kaçıran adamın hizmetine girdi. Elinin mızrağı olan yatkınlığı gözden kaçmadı. Çok geçmeden dövüş yetenekleri sayesinde daha iyi bir hayat süreceği, hatta yemeklerini tabakta yiyebileceği vaat edildi. Noxus'ta güç çok önemli bir kavramdı ve sahibi onu güçlü bir savaşçı olarak görüyordu. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan genç adam teklifi kabul etti. Yıpranmış kıyafetini çıkarıp kaba saba bir zırh kuşandı ve hesaplaşma arenasına girdi. Bu eğlence biçimini gerçekten tuhaf bulmuştu. Kendilerinden daha da muazzam sıfatlar olan kuvvetli savaşçılar, kan döküldükçe kendinden geçen ama yeteneğe ve gösteriye de alkış tutan gözü dönmüş bir kalabalığın önünde birbirleriyle dövüşüyordu. Visero adını alan Shen Zhao kısa sürede şöhret oldu. Katıldığı maçlar hem arenanın her koltuğunu hem de destekçilerinin ceplerini dolduruyordu. Birkaç yıl gibi kısa bir zaman sonra Visero ismi diğer hesapçıların yüreğine korku salarken halkın tezahüratlarını topluyordu. Ama bu iyi talih uzun sürmedi. Hesaplaşma gösterileri dikkat dağıtsa da imparatorluk zorlu bir dönemden geçiyordu. Düşman ülkeler sınırlara dayanarak Noxus'un hudut bölgelerini resmen isyana teşvik ediyordu. Dedikodulara göre Darkwill ve danışmanları, paralı askerler, mahkumlar ve hesapçılar gibi sivilleri imparatorluğun birliklerine katmak için servet değerinde altın teklif etmişti. Shen Zhao ve yoldaşları üstlerindeki insanların bir el sıkışmasıyla asker olarak satılıverdi ve bir yük gemisine bindirilip batıya doğru yola çıkarıldı. Kalstedt'teki sahil kalesine vardıklarında hesapçı olarak eriştikleri şöhretin hiçbir önemi kalmamıştı. Valoran'daki Noxus baskısını sona erdirmeye kararlı olan Demacia Kralı 3. Jarvan'ın seçkin savaşçılarıyla çatışmak üzere savaşa atıldılar. Ve Shen Zhao savaşın arena düellolarına benzemediğini hemen anladı. Yenilginin kaçınılmaz olduğunu anlayan hesapçılar bir bir kaçmaya başladığında Shen Zhao mevziğini korudu ve mızrağını yüzlerce askerin kanıyla kızıla boyadı. Kralın yılmaz öncüleri nihayet etrafını sardığında bile kaçmayı reddetti. Başını dik tutarak infaz edilmeyi bekledi. Ama Jarvan'ın aklında bambaşka bir şey vardı. Demacia Kralı arenaları dolduran kalabalıkların aksine gereksiz yere can almayı hoş karşılamıyordu. Kalstedt'i rahat bırakacaklarını yemin ettikleri takdirde bozguna uğramış Noxus'ları serbest bırakacağını söyledi. Bu merhamet karşısında şaşıp kalan Shen Zhao, Noxus'ta onu nelerin beklediğini düşündü. Ya sahiplerine kazandırdığı altın dışında hiçbir şekilde değer görmediği o topluma geri dönecekti ya da kendisinin de benimsemek istediği erdemlere uygun yaşayanlar için savaşacaktı.
onurunun buyruğuna uyarak 3. Jarvan'ın önünde diz çöktü ve kendini kralın hizmetine adadı. O günden bu yana geçen yıllar içinde Xin Zhao sadakatini çok kez kanıtladı. Kraliyet ailesinin en sadık hizmetkarlarından biri olarak hem arkadaşı hem de efendisi olan kralın danışmanı ve koruyucusu konumunda. Bu görevleri bir gün tahta oturacak genç Prens Jarvan'a karşı da yerine getiriyor. Xin Zhao'nun Demasyalı olma hikayesi alışılmadık görünebilir. Fakat toprağına ve krallığının ilkelerine olan bağlılığı asla sarsılmıyor. Xin Zhao'ya göre bu bağlılığın nedeni görev bilinci değil, böyle davranmayı kendi tercih etmiş olması.